Herkese merhaba. İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Bu hafta iki konumla beraber ekolojik dönüşüm konuşuyor olacağız. İKSV'nin yeni raporu özelinde konuklarım İKSV Kültür Politikaları Çalışmaları Direktörü Özlem Ece ve Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Hande Paker. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Özlem Hanım, tekrar birlikte olmak çok güzel. Biz artık bu bir yıllık gelenek haline geldi. Her raporunuzla beraber sizleri ağırlamak ve yeni raporunuzun haberini aldığımız anda da iletişime geçtik. Tekrar sizi burada görmek oldukça büyük keyif. Çok Bugün teşekkürler. Öyleyse. son raporunuz, son kültür politikaları raporunuz, ekolojik dönüşüm için kültür ve sanat üzerine konuşacağız. Hatta direkt soruyu size sorarak öncelikle başlamak isterim. Neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duydunuz? Çünkü biz daha önce sizi katılımcı yaklaşımlar, yerel politikalar, çoğulculuk, kültürel çoğulculuk konularında ağırlamışken birden ekolojik dönüşüm üzerine ağırlıyoruz. Böyle bir rapor. Neden böyle bir çalışmaya ihtiyaç duydunuz? Önce ben de bir teşekkür ederek başlayayım. Her sene sizinle beraber yeni bir konuyu tekrar birlikte tartışıyor olmak hakikaten çok keyifli. Şehir hepimizin, ben de sıkı bir takipçisiyim. Çünkü bu ekolojik dönüşüm hayalini kurmaya başlayalı İKSV olarak bir zaman geçti. Son 10 yılda İKSV'nin düzenlediği bienallere baktığımızda aslında bu çevre konusunu farklı şekillerde veya bizi nasıl bir geleceğin beklediği konusunu farklı şekillerde hep gündeme taşıdık. İstanbul Tasarım Bienali'de, İstanbul Bienali'de tema edindiler veya bir şekilde Bienal'in içinde antroposen çağından gıda konusuna kadar farklı farklı başlıklar altında aslında konuyu düşünmeye ve ele almaya başladılar. Dolayısıyla biz bu hayali kurmaya başladık ama kültür politikaları bağlamında sürdürülebilirlik kavramını nasıl odağa taşıyacağımızı, bunu bir politika konusu haline getirip nasıl öneri geliştirebileceğimizi de son 1,5 yıldır daha detaylı olarak düşünüyorduk. Böyle bir rapor konusu fikri aslında pandemi döneminden önce gündemimize girmişti. Son İstanbul Bienali'nin özellikle 7. kıta teması, yani işte Pasifik Okyanusu'nun ortasındaki malum bir neredeyse ada haline gelmiş plastik yığınından başlığını alan bu tema, 450 bin kişinin gündemine aslında bu temayı ve etrafındaki bütün tartışmaları taşımıştı. Biz de o günden beri bunu bir hani kültür politikaları bağlamında bir raporla ele almaya karar vermiştik. Sevgili Hande Paker'le de 2019 yılında bir uluslararası konferansta tanıştık. Politika ekoloji alanında çalıştığını bilerek onunla birlikte bu kavramı daha derinden irdelemeyi ve çevre odaklı olarak konuya yaklaşmayı düşündük. Aradaki süreçte hiç beklenmedik bir şekilde tabii pandemi krizinin ortasında bulduk kendimizi. Bir durup süreci değerlendirdiğimizde hakikaten ne kadar aslında doğru bir kavramı doğru bir zamanda ele aldığımızı hep birlikte görmüş olduk. Hem bu kavramı tartışmak için hem de pratiklerimizin nasıl değiştiğini hep beraber gördüğümüz bir süreçte olduğumuz için bizim için macera böyle başladı. Hayal dedim, ekolojik dönüşüm neden bir hayal diye sevgili Hande raporda bunu çok güçlü bir şekilde zaten anlatıyor. Bizim için de bu hayali kurmakla başladı her şey ama gerçekleştirebileceğimize de inanıyoruz. Hayaller gerçekleştirmek için var. Evet, ben de araya aslında şöyle Hande Hanım'ın da görüşlerini almak istedim. Sizin bu raporla maceranız nasıl başladı? Sizin için bu rapor neden değerli? Bu rapor çok çok önemli çünkü ben uzun yıllardır bu alanda çalışıyorum aslında. Çevre politikası, politik ekoloji üzerine okuyorum, yazmaya çalışıyorum. Ama Özlem bu fikir, yani hiç buna kültür sanat perspektifinden bakmamıştım ve Özlem bu fikirle geldiğinde ve biz bu konu üzerine çalışmaya başladığımızda benim için de çok heyecan verici oldu. Çünkü yeni bir alan açıldı ve hakikaten uzun zamandır bu dönüşümde eksik olan boyutları aslında biraz kültür sanat perspektifinden bakınca nasıl tamamlandığını görmüş oldum. O yüzden de benim için rapor çok kıymetli. Özlem Hanım, peki raporun hedef kitlesini merak ediyorum.
bir yandan kültür sanat kurumlarına yönelik bir rapor mudur bu? Yoksa kamunun, kamu yöneticilerinin ilgisini çekmesi gereken bir rapor mudur? Ya da sanatçılar ve sanatseverler için bu raporda ne var? Yani aslında bakıldığı zaman herkes için bir şey var ama sizin temel hedef kitleniz neydi? Önce kültür sanat dünyası. Çünkü biz bu rapor sürecinde çok öğrendik. Ekolojik dönüşüme dair veya genel olarak içinde bulunduğumuz bu ekolojik kriz sürecinde bunca senedir tartışılan bu kavramların, belki biraz içi boşalan veya sürekli duymaktan yabancılaştığımız kavramların ne ifade ettiğini kültür sanat aktörleri olarak biz bu konu üzerine çalışırken iyice öğrendik. Daha da öğrenecek çok şeyimiz var. Dolayısıyla biz öğrenirken bunu alanın diğer paydaşlarıyla da yani diğer kültür sanat aktörleriyle de paylaşmanın kıymetli olacağını düşündük. Bir bu yani kültür dünyası bütün bileşenleriyle yani işte bütün sanat disiplinlerini düşünebiliriz. Yaratıcı sektörlerin tamamını düşünebiliriz. Sanat, edebiyat, tasarım, güncel sanat, müzik aklımıza ne geliyorsa bu alanda çalışan herkesin gündemine bu konuyu bir düşürmek ve yapılabilecekler konusunda aslında bir tartışma başlatmak. O sanatın hikaye anlatan veya iletişimi kolaylaştıran dilini bu sorunu görünür kılmak için nasıl daha güçlü kullanabiliriz, kullanmaya devam edebiliriz? Bunu aslında hatırlatmak, bunun önemli olduğunu düşünüyoruz. Ama diğer taraftan da kültür sanat dünyası hele ki şimdi pandemi döneminde bu kadar büyük bir mücadele verirken desteğe ihtiyacı var. Yani hem yeniden ayağa kalkıp belki pratiklerini değiştirerek yani geriye dönüp aynı pandemi sonrasında aynı iş yapma biçimleriyle devam edemeyeceğimiz aşikar. Hatta ayakta kalma mücadelesi veriyor birçok sanatçı ve yaratıcı sektör bileşeni. Dolayısıyla bu hani zaten geleceğimizi yeniden düşündüğümüz bir dönemde yerel yönetimlerin özellikle yani yereldeki bütün bu sanat dünyasına destek vermesi gereken yerel yönetimlerin ve tabii merkezi otoritenin de birlikte gezegenin de geleceğini düşünerek nasıl bir yeni dünya kurabileceğini hayal ediyoruz. Dolayısıyla burada yani evet kültür sanat kurumlarına konuştuk. Birinci hedef kitle onlar gibi ama onlarla beraber onlara yani kültür sanat dünyasına altyapısıyla, iletişim desteğiyle güç vermesi gereken ilk etapta yerel yönetimler de bu raporun hedef kitlesi içinde. Zaten çokça örnek var yurt dışından. Amsterdam örneğine baktığınızda yani Hollanda örnekleri içinde Amsterdam Belediyesi birazdan belki konuşuruz. Çok pratik çözümler hayata geçirmiş veya mesela yine raporun odağında olan İngiltere'de bir merkezi örnek vermek gerekirse Sanat Konseyi kültür dünyasına yönelik fonlama mekanizmalarının içine bu prensipleri entegre etmiş. Dolayısıyla yani kültür sanat dünyası destek veren yerel yönetimler, merkezi otorite ve tabii ki sanat dünyasının olmazsa olmaz destekçileri ama izleyicileri aynı zamanda. İzleyiciler en büyük destekçi, kamuoyu. Yani bu hikayenin bireyden başlayıp sonra yayılan bir konu olduğunun bilincinde olarak sizin de dediğiniz gibi herkese düşen bir şey var. Böyle bakabiliriz. Oldukça geniş hedef kitlesi. Yani çok çok anlamlı. Yani çünkü mesela siz söyleyince fark ettim. Eğer pandemi olmasaydı büyük ihtimalle bu raporu okurken farklı bir düş kuruyor olacaktım ya da farklı bir çıkarım da bulunuyor olacaktım. Özellikle mesela sonundaki bu yerel ağlar ya da alakalı tartışmalara bakıldığı zaman aslında salgın sonrasında öncesinden kıyasla farklı bir şey ifade edeceği aşikar. Bir de bir yandan da tabii ki özellikle üzerine çok büyük bir literatürün olduğu ve aslında bir yandan da korkutucu olan bir ekolojik dönüşüm ve sürdürülebilirlik tartışmaları var ve raporun aslında uzun bir kısmı da bunu aslında yalınlaştırıp elle tutulur bir hale getirmekle geçiyor. Yani dolayısıyla aslında onu kolay bir, yani en azından bir aksiyon alabilir hale getirmeye çalışan bir yapısı da var. O yüzden bana heyecan verici geliyor. Özellikle ilk kısmı çok heyecan verici. Ben burada bir şey ekleyebilirsem, özellikle. Sözü size bırakmak isterim burada da. Bir yandan da belki nasıl bir metotla ilerlediğiniz ondan da bahsedebilirsiniz. Tamam, tabii ki bahsedeyim ama metoda geçmeden önce Özlem'in söylediklerine bir şey eklemek istiyorum. Biz bu rapor için çalışırken şunu da gördük. Yani tabii ki ilk etapta aklımızda olan kültür sanat aktörleri için nasıl bir çerçeve sunabiliriz sorusuydu. Ama kültür sanat aktörlerinin çok farklı bağlantılar kurduğunu gördük ve dolayısıyla
bu bağlantılar sayesinde aslında ekolojik dönüşüm üzerine düşünecek grupların, insanların, aktörlerin de çok genişlediğini görüyoruz. Yani hem kendi aralarında etkileşim içindeler, kültür sanat kurumları, sanatçılar, inisiyatifler, hem ulus ötesi bağlantılar kuruluyor, birbirleriyle konuşuyorlar, hem de yurttaşlarla bu bağlantıları kurup genel kamuoyunu bu konu üzerinde düşünmeye, hem de çok yaratıcı biçimlerle düşünmeye yönlendiriyorlar. O yüzden aslında yani raporun hedef kitlesi biraz herkes gibi. Bu da çok önemli, çünkü aslında ekolojik dönüşüm için herkesin de bu dönüşümün bir parçası olması gerekiyor. İnsanların bir tarafından bu işi sahiplenmesi gerekiyor farklı farklı düzeylerde. Onun nasıl mümkün olabileceğini görmüş olduk. Zaten işte gençlerin iklim hareketine ilham veren bir isim biliyorsunuz mutlaka, Greta Thunberg de bu farkındalığın en önemli şey olduğunu, elimizdeki en önemli araç olduğunu, farkındalık arttıkça, insanlar konuyu sahiplendikçe talebin yükseleceğini ve dönüşümün hızlanacağını söylüyor. Şimdi metoda gelirsek, ilk önce bir çerçeve sunuyoruz raporda. Yani bütün bu ekolojik mesele nedir? Bunu okuduğunda yine kültür sanat paydaşlarından başlayarak, yani onlara bir rehber niteliğinde düşündük. Ama konuyla ilgilenen herkes için bir rehber çerçeve sunmak istedik. İşte burada ekolojik krizin boyutları var, bunu konuşuyoruz. Bu konuyla ilgili şimdiye kadar yapılmış olan politikaları ortaya koyuyoruz. Hem ulusal, hem yerel, hem küresel olarak düşünülebilir bu. Hem de aynı zamanda ekolojinin farklı alanlarla nasıl kesiştiğine bakıyoruz. Mesela ekoloji ve ekonomi, ekoloji ve siyaset, ekoloji ve kültür alanları birbiriyle nasıl ilişkileniyor? Ve buradan ne tip kavramlar ortaya çıkıyor? Bu kavramları da tartışmak istedik. Ve işte ne bileyim, müşterekler gibi, politik ekoloji gibi, işte gezegenin sınırları, yani nedir gezegenin sınırları ve niye önemli sürdürülebilirlik için mesela. Bütün bu kavramları da takip edilebileceği bir rehber niteliğine olsun. İklim adaleti mesela, bunlar ekolojik dönüşüm için çok önemli kavramlar. Dolayısıyla bunların üzerinde durduk. Sürdürülebilirlik üzerine bir tartışma var. O tartışmayı raporda ortaya koyduk. Dolayısıyla metodolojinin bir kısmı bu çerçeveyi çıkartmak üzerineydi. Diğer kısmı da bir saha araştırması. Geniş bir saha araştırması yaptık. Hem Hollanda'da hem İngiltere'de 21 görüşme yaptık. Bunların hepsini dijital olarak gerçekleştirdik. Bu da aslında bizim ekolojik ayak izimizi de büyük ölçüde azaltmış oldu. Mesela Hollanda'da uluslararası ziyaretçi programına katıldık. Bu program ilk defa dijital olarak yürütüldü. Ve her iki ülke bağlamında da kültür sanat aktörleriyle, yani kurumlarla, girişimlerle, farklı farklı girişimlerle ve yerel yönetimlerle görüştük. Ve bunun verilerini de raporda paylaştık. Peki bu saha çalışmalarından anlamlı gördüğünüz yurt dışından örnekleri bizlerle paylaşabilir misiniz? Tabii. Yani öncelikle şunu söyleyeyim. İki temel eksen belirledik biz. Kültür sanat aktörlerinin ekolojik dönüşümde nasıl bir rol oynayabileceğine dair. O iki ekseni hemen söyleyeyim. Ondan sonra o eksenlere örnek vereyim. Bunlardan birincisi ekolojik ayak izini azaltmakla ilgili. Yani şimdi baktığımızda hemen hemen her kültür sanat alanında bu konuyla ilgili çalışan her aktör artı belediyeler ekolojik ayak izini nasıl azaltabilecekleri üzerine düşünüyorlar. Bununla ilgili bir takım adımlar atıyorlar. İşte bu ne demek? Bazı başlıklarda mesela enerji kullanımı, su kullanımı, atıklar. Bununla ilgili insanların ve kurumların doğaya bıraktığı izi azaltmaya çalışıyorlar. İşte burada Amsterdam Belediyesi mesela iyi bir örnek. Hem kültür kurumlarının ya da kültürel mekanlarının
ayak izini ölçüyor. İşte ne kadar enerji kullanıyorlar, bunun enerji nereden geliyor, nasıl daha fazla yenilenebilir enerji kullanabilirler ya da ne kadar atık çıkıyor, bu atıkları nasıl azaltabilirler, nasıl döngüsel hale getirebilirler, yani yeniden kullanıma sokabilirler. Bütün bunların ölçümleri yapılıyor ve işte verileri toplanıyor. Bunu da belediye burada çok destek veriyor kültür sanat kurumlarına ve ondan sonra da bunun azaltılması üzerine çalışılıyor. Bunu yapan kültür kurumları da mesela sertifikalandırılıyor. Belediyeler bu sertifikaları alabilmeleri için de kültür sanat aktörlerine destek veriyor. Mesela bir hibe programı var Amsterdam Belediyesi'nin. Aynı zamanda festivaller daha ekolojik ayak izi düşük olarak düzenlenebiliyor. İşte bunun için de bir takım politikalar geliştirmek mümkün. Yine Amsterdam Belediyesi'nin böyle bir politika geliştirdiğini görüyoruz. Bu da ne demek? Belirli bir sayıdan fazla ziyaretçisi olan festivaller izin alabilmek için belediyeden bazı kriterleri yerine getirmek zorunda. Yine enerji kullanımı ya da işte seyahat pratikleri gibi. Bu şekilde ve bunu yani bu Hollanda'dan bir örnek ama mesela İngiltere'den de Julie's Bicycle diye çok iyi bilinen bir kurum var. Bu da uzun yıllardır kültür sanat kurumlarının nasıl ekolojik ayak izini düşürebileceği üzerine çalışıyor. Bu yönde kendi ölçütlerini geliştirmiş, sertifikalarını geliştirmiş, işte yeşil rehberler hazırlıyor. Yine sanat konseyiyle birlikte bunu ulusal politikaya da taşımış durumda. Bu birinci eksen. İkinci eksende kültür sanat aktörleri yine çok önemli bir rol oynuyor. Aslında Özlem başta bundan biraz bahsetti. Ama ekolojik dönüşüm için yaratıcı kapasiteleri harekete geçirmek diye bunu özetleyebiliriz. Yani konunun her yurttaş nezdinde anlaşılması, insanların bu karmaşık olabilen konuyla, ekolojik krizle bir bağ kurması ve bunun üzerine düşünmesi için yapılan çeşitli etkinlikler, faaliyetler var ve yeni yaklaşımlar, yeni pratikler geliştiriliyor. Kısaca yeni bir tahayyül söz konusu. Çünkü yani kültürel bir dönüşüm için, ki kültürel dönüşümün yanına belki siyasal dönüşümü de koymamız lazım, yeni pratikler geliştiriyor derken, ki kültür sanat aktörleri de bunun üzerine de düşünüyor. Böyle bir dönüşüm için hakikaten yeni bir hikaye yaratmak, yeni diyaloglar kurmaktan bahsediyor kültür sanat aktörleri. Bunu yapıyor ve bir yandan da insanların mesela doğayla olan ilişkisini tamir etmek ya da değiştirmek için, yani onun tahakküm üzerine kurulan ilişkiyi, uyum üzerine kurulan bir ilişkiye dönüştürmek için işte dediğim gibi bir sürü etkinlikler, kampanyalar var. Yine bunun pek çok örneği var. Mesela Hollanda'dan Zone to Source diye bir sergi platformu var. Uluslararası bir sergi platformu. Ama bu bir parkın içinde çalışıyor. Orada sanatçılar da orada çalışıyor ve parka gelen ziyaretçiler sanatçıları ekolojik işler üretirken görüyorlar ve bunun etrafında bir takım sohbetler başlatıyorlar. Bu konuyla ilgili sorular sorabiliyorlar, konuşuyorlar. Ya da aynı girişim böyle programlar düzenliyor. İnsanların gelip ekolojik meseleler üzerine, işte ne bileyim enerji kullanımı, atıklarımızı ne yapabiliriz filan gibi sorular üzerine sanat aracılığıyla düşünebilecekleri faaliyetlere katılabiliyorlar. Parkı kullanarak, parkın içinde, parkı da kamusal bir alan olarak düşünerek. Yine İngiltere'de de çok farklı kampanyalar, etkinlikler var. Özellikle de biliyorsunuz şimdi bu sene sonunda 26. COP düzenlenecek. Paris Anlaşması'nın 26. Taraflar Konferansı. Buna hummalı bir hazırlık var. Ve bu yine toplantılar, sohbetler, kampanyalarla oraya yani toplantıya yaklaşırken yurttaşların farkındalığını arttırmak, konuyla ilişkilendirmek için
yapılan şeyler. Peki Hollanda ve İngiltere, örneklerin Hollanda ve İngiltere'ye daralmasının nedeni nedir? Yani o ülkelerde daha entegre bir politika süreci olduğundan dolayı mıdır? Yani niye bu örnekleri seçtik diye soruyorsunuz. Şöyle, Hollanda için aslında bu konunun üzerine kültür sanat aktörlerinin görece yeni düşünmeye başladığını görüyoruz. O yüzden biz bu süreci ortasında ya da yani başında yakalamış olduk. O da bize sahada süreç devam ederken aslında veri toplama fırsatı sundu. Bir süredir ama çok uzun bir süre değil bu yani hani böyle çok yerleşik politikalar çok ilerlediler falan gibi düşünmemek lazım. Ama bir süredir hakikaten özellikle de tabandan, yerelden bazı kurumların ya da girişimlerin ya da kooperatiflerin yani mahalle bazında bir örgütlenme gibi bile olabilir bu. Ekolojik ve kriz ve özellikle de iklim kriziyle ilgili ne yapmak gerekir? Bunu nasıl yapabiliriz? Kültür sanatın gücünü biz burada nasıl kullanabiliriz gibi sorular üzerine çalışmaya başladıklarını görüyoruz. Bir sebebi buydu Hollanda'yı seçmemizin. Bir diğeri de belediyelerin ya yani yerel yönetimlerin yine yerelden başlayarak bu işin içine girmesi ve özellikle Amsterdam gibi birkaç başka belediye daha var, Rotterdam gibi belediyeleri. Hem kültür sanat alanında çalışan aktörlere destek vermesi hem de bu işi tabii yani belediyeler üstlendiği zaman çok daha da etkiyi yaygınlaştırabiliyorlar. Hem de kendilerinin bu sürdürülebilirlik politikalarını benimsediklerini görüyoruz. İngiltere'de de biraz daha uzun bir süredir çalışan ve dolayısıyla tecrübeli şeyler vardı, örgütlenmeler vardı. Bir de onların tecrübesinden öğrenmek istedik. Ve İngiltere'de tabii bu iş, mesela iklim hareketleri de çok güçlü. O anlamda iklim hareketiyle kültür sanat aktörleri arasında da sıkı bağlar var. O açıdan İngiltere bizim için ilginçti. Bir de ulusal politika düzeyinde de tabii İngiltere iklim değişikliği yasası bile çıkarmış durumda. İngiltere Sanat Konseyi fonlama yaparken artık fonladığı kültür kurumlarından ekolojik ayak izine dair ne yaptıklarını raporlamalarını istiyor. Bu da dünyada bir ilk. Yani böyle bir politikanın geliştirilmiş olması ve bu politikayı da yine kültür sanat kurumlarıyla çalışarak, yani Judy's Bicycle'la falan çalışarak geliştirmiş durumdalar. Bütün bu sebeplerden biz İngiltere ve Hollanda'yı seçtik Peki analiz için. Özlem Hanım, Türkiye'den herhangi bir örneğe rastlamamız bir tercih midir? Yani evet, Hande'nin anlattığı sebeplerle aslında bu konuda Paris Anlaşması'nı da imzalamış ve iç hukukuna da entegre etmiş, kültür sanat dünyasıyla ekolojiyi zaten kesiştirmek üzere altyapıyı kurmuş olan örnekler üzerinden ilerlemeyi bilinçli olarak tercih ettik. Türkiye'de de elbette bu yönde atılmış özellikle sivil toplum ve kültür sanat dünyasından çevre hareketiyle birlikte hareket eden girişimler var. Ama daha sürecin çok bu anlamda sürecin çok başındayız. Dolayısıyla örneklemimizi bize ilham verebilecek, hani en iyi örnek budur diye değil ama burada atılacak adımları hızlandırabilecek veya ilham verecek yerden seçmeyi bilinçli olarak tercih ettik. Ama biliyorsunuz biz bütün bu raporlarla zaten aslında Türkiye'de kamuoyunda bir tartışma yaratmayı ve bu işin parçası hisseden herkese bizim de hani ses vermemizi sağlamayı ve onlarla birlikte düşünmeyi istiyoruz. Dolayısıyla hani bu süreç içinde zaten bu alanda çalışan herkesle de temasta olmayı hayal ediyoruz. Şimdiden rapor yayınlandığından beri hem çok mutlu olduğunu ifade eden, uzun yıllardır bu alana emek veren, ekoloji yazını alanında çalışıp da yalnız hisseden aslında kendini yapıların, İKSV'nin de hani böyle bir konuda ses çıkarmasından mutlu olduğunu duyarak biz de çok mutlu oluyoruz. Zaten sorumluluğumuz bu alanda çalışanlara biz de duyduğumuzu ve sürece dahil olmak istediğimizi dile getirmek istiyoruz. Dolayısıyla böyle yani raporda yok ama bunları konuşmaya, tartışmaya devam edeceğiz.
Ben de izninizle bir de şeyi eklemek istedim az önce Hande'nin söylediği üzerine. Yani İngiltere'de Sanat Konseyi'nin fonlama mekanizmalarına bu dahil olmuş derken şu altını çizmek istiyorum. İngiltere'de kültür sanat alanına yönelik bir fon, destek hali hazırda oturmuş bir teşvik mekanizması var. Bizde bu bile yok. Dolayısıyla böyle baktığımızda bir yandan da kültür sanat dünyasının da kendini çok çaresiz hissettiği dönemlerdeyiz malum. Zaten bir hani mevcut mekanizma yokken bunları konuşuyor olmak sanki uç bir şey gibi geliyor. Ama bunları göz ardı etmeden, yereli ve güncel sorunları da tartışarak, yanımıza alarak, odağa alarak kültür ve sanatın ve bütün bu yaratıcı ifade biçimlerinin tali bir konu olmadığını, tam da hayatın içinden gelen bir konu olduğunu daha güçlü anlatabiliriz diye düşünüyorum. Zaten o yüzden de aslında en başta sorduğunuz soruya da geri dönersek, bugüne kadar hani yerelleşme, katılımcılık gibi birçok konuyu hani konu etmiştiniz. Şimdi neden bu dediğinizde, bu iklim adaleti özellikle üzerine konuşanların bunu adalet üzerinden aldığını düşündüğümüzde, daha önce konuştuğumuz birçok bu konuyu da ne kadar doğru şekilde kestiğini ve kapsayıcı olduğunu görüyoruz. Yani bu rapor sayesinde bunu pratik, yani bu çevreye odaklı çalışmalarını pratik haline getirmiş kurumların da yerelleşme, katılımcılık, müşterekler, ağ kurma gibi konular üzerine çalıştığını gördüğümüzde, kültür sanat politikalarının da odağında zaten hepsinin bir arada olması gerektiğini görüyoruz. Böylece bir ortaklaşma alanı ortaya çıkıyor diyebiliriz. Çok evet. Doğru. Ben Türkiye ile ilgili bir de şeyi ekleyeyim. Yani Türkiye'de aslında ekolojik dönüşüm için bir talep var. Yani bu da o yüzden raporun, yani Türkiye bağlamında bu tartışmayı kültür sanat merceğinden açması tekrar önemli. Yani Türkiye'de biliyorsunuz çok uzun yıllardır süren bir çevre mücadelesi var. Bu yani ve genel olarak kamu zaten hani böyle bir mücadele yerelde de sürüyor özellikle. Ve bunun üzerine bir de farkındalık da gayet artmış durumda. İşte biz yer verdik raporda, KONDA'nın son araştırması Türkiye'de yaşayan insanların %69'unun iklim değişikliğiyle ilgili endişeli, çok endişeli olduğunu söylüyor. Yani bu ya, tabii ki hani anket yönteminin problemlerini de unutmadan yine de önemli bir veri diye düşünüyorum. Çünkü bu konu Türkiye'de pek konuşulmuyor aslında. Yani gündemimizde, en azından ulusal düzeyde gündemde değil. Buna rağmen böyle bir endişe söz konusu. Ama ulusal düzeyde politika yapılmadığı için ya da ne bileyim Paris Anlaşması'nın onaylanmadığını bile düşünürsek Türkiye'yi burada kapsam dışında bıraktık. Ama kesinlikle aslında ilham versin ve burada var olan o toplumsal talebi de güçlendirsin şiarıyla baktık konuya. Bildiğim kadarıyla bu saha araştırmasında görüşülen kurumların da bir ağ haritasını yayınladınız GraphCommons üzerinden, doğru mu? Buradaki amaç neydi? Bu bizim uzun yıllardır yapmak istediğimiz bir şeydi. Vesile oldu. Yani ele aldığımız her konuda bunu yapmak mümkün. Ama özellikle bu konu özelinde yerelden başlayan ve ulus ötesi bir skalaya varan bu ağların çok cesaretlendirici olduğunu düşünüyorum ben kendi adıma. Hande de mutlaka ekleyecektir. Yani ulusal düzeydeki politikaların seviyesi ne olursa olsun, yerelde başlayıp vatandaşı da içine alan, kültür sanat dünyasının gündemine giren, çevre hareketleriyle ilişkili ağlar, uluslararası düzeyde de birbirleriyle temasa geçip etki yaratma potansiyeline sahipler. Bu etkileşimin konunun odağında olduğuna inanıyorum. Ve bir yandan da tabii Türkiye kamuoyuna da bu alanda çalışmak isteyen ve işbirliği yapmak isteyen, kamuoyundan kastım yani kültür sanat dünyası veya çevre hareketlerine de işbirlikleri için imkan, potansiyel ve bilgilendirici bir şey sunuyor diye düşünüyorum. Yani Özlem çok güzel özetledi ama
Ben de kısacık şeyi ekleyeyim. Yani çok önemli bir kaynak bir kere bu. Yani baktığınızda hemen farklı aktörleri hem onların ne yaptığını görebiliyorsunuz, hem de birbirleriyle olan bağlantılarını bir görselle özetlemek mümkün. Ve bu ağ kurma meselesi önemli. Çünkü yani biz onu raporda biraz daha ayrıntılı ele aldık. Çünkü bu ağlar sayesinde aslında küçük çabalar büyüyor, etkinliği artıyor ve ekolojik dönüşüm için bu çok önemli. Çünkü biliyorsunuz yani ekolojik kriz aslında ulusal sınırlara hapsedilebilecek bir konu değil. Ulus ötesi bir mesele ve herkesin bir taraftan ucundan tutarak ancak o anlamda biraz pandemi gibi yani öyle bir mesele. Biraz da raporun çıktılarından, öneri ve sonuçlarından bahsetmek isterim. Gözlemlediğim kadarıyla raporun sonuna doğru bir akış şeması var. Ne yapmak istiyorsunuz diye. Hani seçerek hani sanki bir yol haritasını kolaylaştırıcı olmaya çabaladığınız bir bölüm de var. Sizce nasıl sonuçlara varıyor bu rapor? Ne düşünürsünüz? Hande, sen başlamak ister misin belki? Ben de diyecektim ki Özlem, sen şeyi anla, bu şemaları anlatmak ister misin diyecektim. İstersen sen başla, oradan sonra ben devam edeyim. Tamam, tabii zevkle. Kültür politikaları çalışmalarımız kapsamında yayımladığımız bütün raporlarda hem ele aldığımız konuyu derinlemesine akademik literatürden beslenerek tartışmaya çalışıyoruz. Yeni bir kavramla kültür sanat dünyasını veya politika yapıcıları yeni bir tartışmaya davet ederken hani bunu hep yapıyoruz. Burada ele aldığımız kavram sürdürülebilirlik, ekolojik dönüşüm ve bütün bu alandaki tartışmalar burada başta da söylediğim gibi çok şey öğretiyor bize. Ama diğer taraftan işte hem uluslararası örneklerden, bu alanda adım atmış pratiklerden ne öğrenebileceğimize bakıyoruz. Hem de Türkiye'ye bu alanda çalışanlara veya politika yapıcılara kendi modelimizi oluşturabilmemiz için belli pratik araçlar sunmaya hep gayret ediyoruz. Bu konu özelinde baktığımızda biri diğerinden bağımsız değil elbette. Yani sadece bu diyagramları oluştururken veya rapora ek olarak koymayı düşünürken haklı olarak bir yandan da endişe de ettik. Yani sadece önümüze konulan bu araçlara bakarak gönlümüzü ferahlatmamız ve o derin tartışmaları ve gerçek bir dönüşüm yolunu aramamamız da mümkündü. Biz bu baştaki bölümü önemsiyoruz. Bu dönüşümün çok kapsamlı ve cesur kararlar almak gerektiren bir süreç olduğunun bilincindeyiz. Ama yine de bu sürece adım atmak isteyenlere de elini kolaylaştıracak belli araçlar sunmayı önemsiyoruz. Yani kim nasıl yapmış, neresinden başlayabiliriz? Hangi ucundan tutabiliriz diyenler için bu alandaki yapılmış iyi örneklerden bir basit derleme gibi düşünebiliriz. Pratik araçların bir kısmı doğrudan hani tercüme edilerek rapora kazandırıldı. Bir kısmı elde olanların derlenmesiyle oluştu. Ama ana mantığı böyle, özetle. Yani o kısmı ekolojik ayak izini azaltmak için yapılabilecek şeyler. Ve hakikaten de Özlem'in dediği gibi yani biz bir takım giriş noktaları sunmak istedik, kapılar. Ama o kapı açıldıktan sonra gidilecek çok yol var. Onu da unutmadan yani bu dönüşümün indirgemeci bir tavırla değil, kapsamlı ve işte hep raporda vurgulamaya çalıştığım gibi toplumsal, siyasal ve kültürel boyutlarıyla büyük bir kökten bir değişim olması gerektiğini hatırlamak lazım. Yani o araçları kullanırken de öyle. Yani amaç sadece bir listeye birkaç tane tamam yaptık yaptık diye tik atmak değil. Bunlar tabii ki faydalı araçlar. Daha önce kullanılmış ve ekolojik ayak izini düşürmüş mesela. Ama bunun yanı sıra daha zor dönüşümler de var. Mesela iş yapma biçimlerinin dönüştürülmesi çok önemli. Çünkü ekoloji hiçbir zaman yani sadece işte teknik olarak enerjiyi nasıl kullanıyoruz meselesi değil. Aynı zamanda katılımcılık gerektiren mesela önemli bir dönüşüm. Şimdi biz o pratikleri de değiştirmeden şey yapamayız, o arzuladığımız kapsamlı dönüşümü
elde edemeyiz. Ya da işte biraz daha tabii ki hani enerji meselesinden yine hani örnek verdiğim için oradan devam edeyim. Yenilenebilir enerji kullanmak çok önemli bir değişim. Ekolojik ayak izini düşürüyor. Ama bir yandan da biz enerjiyi niye kullanıyoruz? Ne kadar enerjiye ihtiyacımız var acaba? Sorularını sormak, o daha kapsamlı dönüşümü anahtarı olabilir. Ki işte pandemi döneminde de aslında biraz bu ihtiyaçların öne çıkması, yani tüketimi bir mercek altına almamız, ekonomik büyümeyi ne koşulda olursa olsun bu şekilde sınırsız kaynaklarımız varmış gibi sürdürüyor muyuz? Bu soruları sormak açısından da biraz, hani ekolojik kriz de bu soruları sormayı gerektiriyor. O anlamda biraz kesişti diye düşünüyorum. Özlem Hanım, bu raporun çıktılarını nasıl değerlendirmeyi düşünüyorsunuz? Şu andaki aksiyon planınız nedir? Yani kurumsal olarak biz bu konuyu raporla tartışmaya açarken kendi iç süreçlerimizi, yönetim stratejimizi de aslında gözden geçirip bunu dikkate alan bir planlama yapmaya karar verdik. Ve İKSV'nin 3 yıllık stratejik planının odağına bu konuyu da koyduk. Yani çevresel, finansal ve beşeri kaynakların sürdürülebilirliğini sağlamak uzun zamandır üzerinde düşündüğümüz ama pandemiyle birlikte daha da hız kazanan bir konu oldu bizim için. Bir yandan böyle bir dijital dönüşüm hızlanırken, kültür sanat dünyasının zaten yeni pratikler, tasarrufa, sadeliğe, dayanışmaya odaklanan aslında bir yapılanma aradığı bu dönemde bizim için de yol gösterici olacak. Yani bunu hem konu edinmeye devam edeceğiz. Örneğin İstanbul Tiyatro Festivali yerli yapımlara çağrısında iklim konusunu ve kadını odağa alan bir tema önerisiyle gitti. Veya İstanbul Bienali de bu sene buna yakın bir yerde dolaşıyor olacak. Yani bunu konu etmeye devam edeceğiz. Ama bir yandan da işte WWF'le başladığımız Yeşil Ofis sürecini doğru şekilde devam ettirmeye gayret edeceğiz. İşte Andi'nin az önce bahsettiği yani kaynak kullanımı, işte hem binada veya hem düzenleyeceğimiz etkinliklerde sürdürülebilir yöntemler belirlemek, atıklarımız konusunda düşünmek, bütün bunlarda hani iyi örnekleri öğrenmeye, oluşturmaya gayret edeceğiz. Bizi böyle bir süreç bekliyor. Bir yandan da tabii bu yani biliyorsunuz aslında kültürel okuryazarlık konusu çok önemli. Aynı şekilde burada bir de iklim okuryazarlığı gündemi var. Bu iki konunun birbiriyle kesişebileceğini de düşünüyoruz. Yani bu alanda zaten gerçi çocuklar ve gençler bizden daha ileri bir durumdalar. Onlar çok durumun farkındalar. Belki biraz daha bizim ve bizden daha büyük yaş gruplarına bunu anlatmak önemli. Ama bu yönde programlar, eğitimler, konuşmalar, podcast serileri yapmak gibi bir hedefimiz de var. Şu anda bunun üzerine düşünüyoruz. Ne kadar çok insanı bu işin parçası yaparsak o kadar iyi. Heyecanlı bir podcast serisi fikrimiz var. Yaratıcı sektörlerden farklı kişileri böyle kışkırtacak sorular etrafında, işte müzik alanından, tiyatrodan bu yeni biçimler üzerine düşünmeye davet edeceğiz. En yakın planda bu var. İKSV alt kat biliyorsunuz öğrenme etkileşim alanı. Örneğin şu anda İstanbul Film Festivali işbirliğiyle bir stop motion atölyesi hazırlığında ve bunda da yarın nasıl bir dünyaya uyanacağız teması yine konu edildi. İşte 14-18 yaş grubu kendi filmlerini çekecekler ve onlar film festivalinin de kanallarından duyurulacak. Çocukların filmleri bize öğretecek bence. Yani buna benzer bu kesişimselliği yakalayacağımız, farklı disiplinleri bir araya getireceğimiz ama aynı zamanda da hem yerel yönetimlerle hem bu alanla ilgili herkesle onlarla da birlikte tartışma başlatacağımız bir süreç bizi bekliyor gibi görünüyor. Hande Hanım, sizden de duymak isterim. Belki bir sonraki çalışmalarınız için bu çalışma sizin için ne ifade ediyor ya da şu anda ne üzerine çalışıyorsunuz? Ne söylemek istersiniz? Yani Özlem'in anlattığı heyecan verici işlerde işbirliğine devam edeceğimizi düşünüyorum. Çünkü raporun aslında bir başlangıç oluşturması söz konusu. Bunun üzerine yapılacak çok fazla şey var. Ve yine toplantılarla, bilgi ve tecrübe paylaşarak, farklı bağlantıları Türkiye'de kurarak
raporun bulgularını yaygınlaştırmak istiyoruz. Yani biraz bu anlamda çalışmaya devam edeceğim ben. Aynı zamanda kendi araştırmamı biraz ihmal etmek zorunda kaldım. Yani hali hazırda zaten tamamlamış olduğum bir Türkiye'de çevre aktörleri, yani sivil toplum aktörleri iklim kriziyle ilgili nasıl eyleme geçiyorlar, hem yerelde hem ulus ötesi bağlantılarda bunu anlamaya çalıştığım bir araştırma var. Onu yazacağım biraz da. Plan bu. Belki Özlem Hanım, sizden bir sonraki çalışmanıza dair bitiyor diyebiliriz. Sizi ne zaman ağırlayacağız tekrar? Hangi konu olacak? Üzerine düşünmeye başladık ama sürprizli olsun o da. Yani her konuştuğumuz konuda geriye dönüp daha öncekileri de hatırlıyoruz. Böyle birbirinin üzerine eklenen, şu anda konuştuklarımızla da yine bağlanacak bir konu olacak ama biraz vakti var. Çok güzel. Heyecanla bekliyoruz. Çok teşekkür ederim. Hem rapor için, bütün bu değerli çalışmanız için, hem de bize zaman ayırdığınız, bunu detaylıca anlattığınız için. Umarım buradan daha farklı, daha önce haberi olmamış kesimlere ulaşır ve etki alanı genişler. Biz çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler davetiniz için ve güzel sohbet için. Çok teşekkürler. Evet, bir programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta başka konu ve konuklarla tekrar burada olacağız. O zamana kadar şehir hepimizin, yani İstanbul hepimizin girişimine ulaşmak isterseniz, İstepimizin sosyal medya hesaplarını kullanabilirsiniz. İyi günler. Sevgiler.